360 ekranlarından herkese merhabalar. Ben Şef Rafet İnce. Benim yemeğimde final günündeyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Finale artık ramak kaldı. 10 bin liranın sahibi acaba kim olacak Seyhan? Hiçbir fikrim yok şefim ya. Ben olmak istiyorum artık da. Fikrin olsun artık son günde. İşte karalar bağladım şefim artık bilmiyorum. Sahneye çıkacak gibi giyinmişsin zaten. Ne yapayım şefim son gala gün gecesindeyiz. Cuma şıklığı diyelim. Evet. Hemen formatı hatırlatıyorum. Bugün tamamen farklı bir puanlama sistemi var. Her hafta hatırlatıyoruz. Haftanın başından sonuna kadar 0'dan 5'e kadardı. Bugün 0'dan 10'a kadar. Şampiyonu her şeyi değiştirebilir. Ahmet de şampiyon olabilir. Seyhan da olabilir. Çünkü finale yakışacak muhteşem bir tatlı sizleri bekliyor. Benim yemeğim. Hazır mıyız? Hazırız. Süremiz 30 dakika. Ya Ahmet abiye kırıldım. Böyle her kırıldığında biz seni toplayacaksak eyvah halimize. Sen ne yapıyorsun Allah aşkına? İki su şeker koymaya çalışıyorum. Ha, iki su bardağı zaten orası. İlk önce şerbeti yapmalısınız arkadaşlar. Abi senin şerbet niye böyle beyazladı? Şekerli su istemiyorum, şerbet istiyorum ona göre. O yumurta daha sütle karışacak. Oo. Onların beceriksizliğine güveniyorum. Bugün göreceğim. Göreceğiz. Evet. Kardeş. Korkuyor benden şefim. Bakın evet dedim ama. Çabuk. Hoppa. Hoppa. Omletler şerbetini çekmiş. Ya niye alıyorsun ya? Sen bir dakika. Almadım. Vallahi almadım. Almadım. 10 bin liranın sahibini artık açıklayalım değil mi? 10 bin liraya hazır mıyız? Hazırız. Çiğ yumurta geldi. Şu yumurta çekmemiş tatlıyı çok merak ettim. Ne kuru ne fazla sulu. Aşırı bir şeker tadı vardı. Şerbeti çok güzel. Güzel olmuş, yumuşak. Biraz lapa olmuş. Şefim evet. Ben kötü... Bir saniye bir şey söyleyeyim. Betül. Emek var sonuçta. Çiğ yumurta yani yiyemiyorum. Ben beğendim. Ana bak şeyi unuttum. Daldım gittim biliyor musunuz? Şekeri çok, suyunu az koymuş. Bu da kıtır kıtır olmuş. Kimin olabilir? Betül ya da Ahmet. Puanın gelsin. Gelsin. Betül sen bana puan vermedin, ben sana puan vereceğim ama. Sıfır. Betül moralin bozuldu mu? Biraz bozuldu şefim. İpler sizin elinize artık. Bu haftanın şampiyonu. Vallahi şu an şok geçiriyorum ya. Hak etmişsin, ne yapayım? Benim yemeğim. Kaldıralım torşonlarımızı. Aha. Ne oldu? Kadayıf. Para bulmuş gibi sevindin. Kadayıf şey böyle. Ne? Şey hadi söyle. Burma değil de şu dere var ya yuvalak yapıyoruz ya. Kadayıf dolma. Yok. Ha dolma. Süper. Dolma ebeşe dolma. Kadayıf dolması. Erzurum'a gittik. Erzurum'dan kadayıf dolmasıyla bir gün sizlerleyiz. Bakalım Rafo Şef nasıl hazırlamış kadayıf dolmasını biz diyelim. Benim yemeğim. Günlerden Erzurum. Erzurum dediğimiz zaman en çok akla gelen muhteşem bir tatlı. Yani kadayıf dolması. Gelsin malzemeler. 250 gram tel kadayıf. 4 yemek kaşığı ceviz. 3 adet yumurta. Yarım su bardağı süt. 1 çay kaşığı vanilya. Şerbeti için 2 su bardağı toz şeker. 2,5 su bardağı su. Birkaç damla limon suyu. Üzeri için 2 yemek kaşığı ceviz. Kızartmak için ayçiçek yağı. Öncelikle tencereye ocağımı koydum. Şerbeti hazırlamak için hemen suyumu ilave ettim tencereye. Şeker ve limon suyu ilavesi yapıyorum. Şimdi cevizlerimi ince ince doğrayacağım. Yarısını dolmanın içerisinde kullanacağım. Yarısını da serviste kullanacağım. Ayrı bir kapta ise 3 adet yumurtamı kırıp üzerine sütümü ilave edeceğim. Ve vanilya ilavesi yapacağım. Sosum hazır, iyice çırpacağım. Çırpılmış olan sosumu yaklaşık 5 dakika vanilyanın tadı geçmesi için bekleteceğim. Şimdi şerbetim hazır. Şerbeti özellikle buzlu bir kapta soğutmaya başlayacağım. Şerbetim burada soğurken hemen kadayıf dolmasının yapımına geçeceğim. Kadayıflarımı ince bir şekilde açacağım. Ortasına cevizlerimi yerleştireceğim ve saracağım. Sarmış olduğum tel kadayıfları hazırlamış olduğum yumurtalı sosa güzelce bandıracağım. Hepsini eşit bir şekilde ıslatacağım. Islatmış olduğum kadayıf dolmalarını daha önceden kızdırmış olduğum ayçiçek yağında güzelce pişireceğim.
pişirmiş olduğum kadayıfları daha önceden soğutmuş olduğum şerbetin içerisinde yaklaşık 1,5-2 dakika bekleteceğim. Üzeri için ayırmış olduğum cevizi havanımda güzelce toz haline getireceğim. Şimdi şerbetimden tel kadayıfları çıkartacağım. Artık servis zamanı. 3 adet tabağın odak noktasına tel kadayıflarını yerleştireceğim. Dövülmüş olan cevizlerimi de üzerine serpiştireceğim. Finale yakışan muhteşem bir Erzurum tel kadayıf dolması sizleri bekliyor. Haydi bakalım, afiyet olsun. 10 bin liranın sahibi acaba bu tatlıyla kime gidecek? Benim yemeğim. Bugün ne yapıyormuşuz Betül? Kadayıf dolması. Kadayıf dolması Seyhan. Kadayıf dolması. Görelim Şaban notları. Kadayıf dolması. Oğlum o ne? Sadece bunu yazabildim. Nasıl? Mühim bu. Ben burada çok beynine, evet, kafasına, IQ'suna yazan çok yok, kişi görüyorum. Sadece dinlemek zorunda kalan Emre'yi de burada gördüm. Emre de biraz karıştırdı ama. Emre kim? Diğer yarışmada. Diğer bölümlerde. Ben çatal atacağım dedi. Ne, kaşı atacağım dedi. Öyle bir şey dedi ama ne oldu? Poz. Poz çıktı. Not bile almadım. Not bile almadım. Buyurun, sadece malzemeleri yazdım, profiterol bende. Bugün şefim, haddimi aşmak istemiyorum ama size kaşık bile attırabilirim. Böyle havaya girmeyeceğim ama inşallah yaparım. Kaşık attıracak mı bugün? Allah'ın izniyle, yabancı değilim ama yaparım inşallah. Yaparım. Sıkıntı yok. Seyhan böyle. Notlarıma bakıyorum şefim. Ellerinde mi not aldın? Yok, ellerimle not almıyorum, okuyorum. Yapacak mısın peki? Yapacağım. Yap bugün, yapıştıracağım 10 puanı. Evet. İnşallah. Bugün bir kişiye 10 puan... İnşallah veririm. İnşallah. Şefim, bugün bana vereceksiniz. Öyle güzel olacak ki. Dünkü kabaklar gibi olmasın, çiğ olmasın. Kabak çiğ, sosu çok kötü. O yüzden sana puanım 2. Şimdi de artık şefim, bugün 10 verelim ya. Tamam, verin hadi. Hadi bakalım ama yap. Yapacağım. Şef, iyi yapana 10 puan vereceğim dedi ama benim haricimde 10 puanı alabilme ihtimali olan yok. Betül bence kendine çok güveniyor. O işler hiç belli olmaz Betül'cüğüm. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün yine rap yapacak mıyız abi? Yok, bugün artık rap yapacak mıyız bugün? Odaklanacağız. Tell me I need the girl who's as sweet as a dog. For the first time in my life, I see I need love. There was ringing about the games. You can say in your names, you can make believe. Pretend that I'm true. Holding in my left, you will say that I love you. Her an her şeyi değiştirebilirsin çünkü çok büyük bir puan farkı yok. İki tane 20 aldığın zaman işi götürürsün. Hazır mıyız? Hazırız. Süremiz 30 dakika. Bugün tatlı günü ve tatlı da kendime çok güveniyorum. Bence Betül şansı yaver giderse yine yapabilir. Şaban. Benim şefim. Dünkü hırsı bugün görecek miyiz? Belim ağrıyor ama inşallah yine. Belinden oldu. Dün incittik ya belimizi be şefim. Buyur. Hayırdır kardeş? Hayırdır. Gel tamam, yakmış çekil. Hiç de yakmadım. Ya. Çekil kardeş. Yok, bakamazsın. Dereotunda bir şey var. Şimdi var otunda bir şey var. Senin tabağında çıktı. Sen dün burada gol kanat ere gerersen Betül'e. Nazar etti, nazar. Nazar etti. Nazar etme ne olur. Sen kıza haksızlık yaptın ama sen gittin kızın fırınına baktın, her şeyine baktın. Onlar da yeni gördü, ben de yeni görüyorum, evet, bu mutfağı. Hepimiz yeni çalışıyoruz. Evet. Onların hata yapmaya lüksleri var. Mükemmelim diye benim mi yok? Benim de var. Baksın, bak. Bak, çok üşüdün, yaşa. Gel. Ya bak. Evet, niye sen korkuyorsun Betül'den? Ne var bu kadar ya? Korkmuyorum. Aranızda çok bir şey yok. 7 puan var. Şaban da Seyhan da benim nazarımdan, ondan bundan korkuyorlar. Kardeşim ben de bir insanım, sen de bir insansın. Yemeğine güveniyorsan gelseydin, güvenmiyorsan niye geldin? Ben yemeğime güvenmesem burada işim olmaz. Ben yemeğime güvendiğim için ben buradayım. Ahmet abi. Evet. Betül'le aranızda toplamda 28 puan fark var. Evet. 2-10 aldığın zaman gider iş. Elimden geleni yapacağım şefim. Yani. Şöyle çedarlı bazlama ekmeğinde tost yapar gibi yap böyle. İnşallah hocam. Ben çok seviyorum çünkü bazlama ekmeğinde tostu. Sen 22'ye 56. Yani 34 puan fark var. Kapatabilecek misin? Şefim hiç belli olmaz. Dediğim gibi yani ben son dakikaya kadar pes etmiyorum. Bak, bir 10 benden alsan, bir 10 da kendin versen etti 20. Bir 10 da rakiplerinden alsan etti 30. Bir tanesinden de 3 ya da 5 alsan İnşallah. Direkt kafadasın. Evet. Bugün
Bütün rakiplerim zorlanacak. Yemeği yapamayan tatlıyı da yapamayacak. Yo, tatlı kolay. Gayet de zorlanmayız. Hala favorin Ahmet abi mi yoksa Şaban mı? Yani değişti birazcık. Ya Ahmet abiye kırıldım. Kırıldım biraz. Niye kırıldın Ahmet abiye? Yani biraz kırıldım dün. Kendisine de söyledim aslında niye kırıldığımı. Hani sizden puan alınca Seyhan'dan da mı kötüyüm deyince orada tabii yani her zaman beni kötü favori olarak görmesi biraz beni üzdü. Seyman'ın güzelliği demek yemeğin bitmiş hali değil. Sana puanım sıfır. Yani Seyhan'ınkinden de daha kötü düşerim. 4 bölümdür senin arkanda duruyorum. Bir kere şey oldu ama yine Allah razı olsun sende. Önemli değil. Nasılsa bugün... Yok sadece kırıldım dedim. Bir şey demedim abi. Sen böyle abi. Her kırıldığında biz seni toplayacaksak eyvah halimize. Sen bana kırılmasına gerek yok. Zaten hiç bir gram umurumda değil. Aslında sen bana kızacağına ben sana kızmam gerekiyor. Çünkü niye? Neden? Sen beni çok yanlış yönlendirdin. Sen kendi orada kodu verdin ona. Niye yönlendirmesine izin veriyorsun ki? Ya Ahmet ben abi. Şimdi onun... Yönlendirme değil bu. Bana o dedi, şekilde hayır, sen dedin ki dedi. Kendi yemeğim lokum gibi olmuş dedin. Senin kabağının benden bir farkı yoktu. Evet ama ben yönlendirmedim yani dediğim gibi. Yönlendirme yok. Benim kendi düşüncemdi o. Ben de senin düşüncene güvendim. Sonuçta ben kendi yemeğimin olmadığını bildiğim için ne dedim? Ben yemeğimi bulurum. Seninki de lokumlu olduğu gibi sana da bir kıyam olur ama ne oldu? Hatalı biz olduk. Betül, verdin millete bol keseden puanları. Verdim şefim. Ya. Risk aldım. Risk aldın da... Çok büyük fark açtı da finalde birinci oldu demesinler. Tabii tabii. Hakkıyla tabii. Bize de puan verdi. Ya sana gene da böyle konuşturuyoruz ya. Bırak. Ama biraz daha vicdanlı davranmak istedim. İleride izlediklerinde... Yok o vicdanlı davranmayı sadece Seyhan'a yaptı. Hani şey yapamadı ki şefim yapmak şefi. İstedi de tabağımı bulamadı. Kesinlikle Betül yani şu vicdan yaptığım lafından artık bir vazgeç. Çok itici duruyor. Yani sinir oluyorum böyle söylediği zaman. Sen ne yapıyorsun Allah aşkına? İki su şeker koymaya çalışıyorum. Ha, iki su bardağı zaten orası. Hepsini koyacaksın da. Teşekkürler. Ya siz izlemediniz gözüme çok beni geldi arkadaşlar. Ama gözüme çok geldi şefim bir anda. O suyu az da o yüzden. Seyhan dua etsin ki geldiği yarışmada yemekten önce şefin yaptığı videoyu izliyoruz. Yoksa Seyhan hiçbir şey yapamazdı. İlk önce şerbeti yapmalısınız arkadaşlar. Evet ha, şefim. Vallahi gidiyor kız bitirdi şerbeti. Daha şerbetler yapılmamış. Şefim unutmayın beni ben buradayım. Seyhan. Efendim şefim. Sen bu ocakla alıp veremedin ne ya? Bir vallahi gelsene. Bilmiyorum şefim ocak beni sevmedi. Ya ocakla alakası kaybetmiş. Yok bu bak, senin bak, beceriksizliğinle bak. Alakası. Ya şefim bir ya. Dakika. Şimdi burada bu şerbet kaynar mı? Bak her gün söylüyorum. Küçüğe koyuyor. Ya küçükte bu ocakta bu şerbet kaynar mı? Yaksana abi şurayı. Bu gözde bu tavuk pişer mi? Ağır ağır daha güzel. Ağır ağır. İyi sen bilirsin. Yok yok siz daha iyi. Ya yetişmiyor. O yüzden de yetişmiyor diyorum ya. Al şunu. Tamam. Büyük bir ocağa. Sen evde de mi? Pinti misin? Niye böyle küçük ocaktan yemek yapıyorsun? Tencerelerim küçük şefim. İki kişiyiz biz. E tamam burada kalabalık da iki kişilik değil. Tatlı var zaten. Ya Seyhan'a gülmemek için kendimi çok zor tutuyorum. Sonra bana diyor ki hep gülüyorsun. Seyhan sen böyle yaparsan tabii ki güleceğim. Gidip gidip küçük ocağı açıyorsun. Abi senin şerbet niye böyle beyazladı? Bir şey mi attın içine? Limon. Limon tamam. Limon, şeker. Başka bir şey yapmadım. Evet. Şekerli su istemiyorum. Şerbet istiyorum ona göre. Şu ana kadar çok iyi gidiyorum. Diğerlerinden daha öndeyim. Hızlıyım çünkü. Ve diğerlerinden çok çok daha iyi bir tatlı çıkartacağım. Mutlaka şerbeti birazcık dışarıda soğutun. Ondan sonra buzun içerisine koyun. Sonra cam patlıyor. Tamam. Vay ben bana demediniz, vay etmediniz. Ben anlamam. Tamam şefim. Yani söyleyeyim. İçerisine su koyun biraz da. Koyacağım. Ona şunun altını soğuk kapatayım mı şefim? Yani. Evet. Yeter değil mi bu kadar? He? Yeter değil mi bu kadar? İyi bana niye soruyorsunuz? Ya bugün 10 bin lirayı siz alacaksınız. Bunu da bana sormayın artık ya. Şaban. Efendim şefim. Hiç yazmaya gerek yok şefim. He? Hiç yazmaya gerek yok. Neyi yazmaya gerek yok? Şunu bunu yazayım. Allah çok şükür. Ne yaptın? Vallahi şefim. Oğlum yumurtanın başı döndü lan.
şefim dedim hani. Kadayıfa geçsen diyorum artık. Geçeyim şefim. Bak rakiplerin artık geçti. Kadayıfa geç. Kadayıfın yağını koy bir taraftan. Pişir, kızart, şerbete at. Şerbeti soğut. Hızlı. Haydi. 10 bin liranın sahibi bugün belli olacak. Şaban. Efendim şefim. 10 bin lirayı alırsan ne yapacaksın? Valla ne yapacağım? Çocuklarımla yiyeceğim. Çocuklarını yiyeceğim. Borcum, biraz borcum var. Kredi kartı borcum falan var. Hem çalışalım hem anlat. Evet. Kredi kartı borcum var. Onları ödeyeceğim. Batman, Diyarbakır artık bir tur yaparız inşallah. Güzel. Evet. Onlar da şu an dört gözle beni bekliyor. İnşallah. Tamam. Kadayıfa geç hemen. Kadayıfa geç. Buna ilk önce su doldur. Evet. 10.000 TL ödülü Seyhan ile Ahmet abinin kazanması biraz zor. Yani boşuna heveslenmesinler. Büyük ödül benle Betül arasından geçecek. İnşallah ben kazanacağım. Daha nasıl gidişattı belli değil. Bugün belli olacak çünkü yüksek puanlar bugün alınacak. Seyhan. Evet. Sen ne yapacaksın 10.000 lirayı? Vallahi sevdiklerime hediye alırım yani. Kendimi sevindiririm, sevdiklerimi sevindiririm. Hı-hı. Paylaştıkça güzel olur şefim yani mutluluk. On bin lirayı alırsan ne yapacaksın? 10.000 lirayı çocuklarım için kullanacağım. Ne yapacaksın mesela çocuklar? Okula mı gidecek? Okul, tabii okulları var. 1-2'ye, 1-3'e geçecek. Hem okul ihtiyaçları için hem genel ihtiyaçları için çocuklarımı kullanmak istiyorum. Onlar için değerlendireceğim. Süper. Güzel. Ahmet abi. Evet. 10.000 lirayı alınca tostçu mu açacaksın? Evet. 3 tane 4 tane yeni şubeye tost makinesi alırım. Gerisini de kızımla eşime harcayacağım. Abi 10.000 liraya 4 tane tost makinesi ya, nasıl alacaksın ya? Yok benim aldığım tost makineleri 1.500 lira civarı ya. Valla. Evet. Gözlerini yani görüyorum ha. Hadi şimdi belki zam geldi Euro'dan 2.000 lira olsun. Hmm. Yani ama sanayi tipi şu şekilde. Güzel makine. Valla 2.000 liraya var mı öyle tost makinesi? Var var. Geçen sene ben 850 liradan almıştım. İyi görüyorum. Süper. Benim için kazananın bir önemi yok. Ben buraya yarışmaya geldim. Keyifli bir yarışma geçirdim. Bu bana alacağım o para ödülünden çok çok daha büyük ödüller aldım ben burada. O bana yetiyor ama tabii ki paralı buradan ayrılırsam daha mutlu olurum. Son 20 dakika. Haydi bakalım. Şerbetler olması lazım. Bu şerbet pişmedi daha. Senin şerbet nerede? Şerbet şeyde biraz şefim. Soğusun dedim. Tamam buraya koyman lazım abi. Çatlamasın diye şefim. He? Çatlamasın diye. Karıştırırsan sürekli. Tamam. Şefim pişti. Kadayıfa geç. Mi? O pişmemiş daha. Tamam. Of daha şekerli su olmuş. Tamam. Ben senin yerinde olsam kadayıfa geçerim hemen. Tamam. Hızlı bir şekilde. Olur. Cevizlerini koy yumurtaya bula. O yumurta daha sütle karışacak. Oo! Betül. Buyurun. Nasıl gidiyor? Rakiplerini izliyor musun? Ara ara bakıyorum şefim. Bugün çok fazla bakamadım onlara ama onların beceriksizliğine güveniyorum. Ha. Hiç de öyle bir şey yok. Şefim, efendim? Şimdiye kadar yüksek becerilerinden dolayı çok yüksek olsun puanlar aldılar. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceklerini düşünüyorum. Biraz da ona güveniyorum. Bazıları bunu talih, şans olarak görüyor. Öyle öyle. O yetmiyor. Bugün göreceksin, göreceksin. Bugün göreceksin onu. Göreceğiz. Evet. Kardeş. Ben bugün burada kazanmaya geldim. Ve kazanacağım da Betül de bana böyle bakacak. Kadayıfları ince istiyorum ve şık, güzel. Zarif istiyorum. İnce istiyorsun. He. Öyle. Bunu bu. Bakayım. Bunu feda edelim. Tamam. Tamam. Güzel o işte olmuş. Sık bir donu güzelce şöyle bir. Evet. Tabii incelikleri iyi mi? Allah aşkına. Ceviz. Ceviz artık o çıktı, una döndü. Yeter. Tamam. Sonra da diri geliyor. Bunu ne yapacağım? Bunu içine mi koyacaksın onu? Ya bu şu tel kadayıfı bir açsana arkadaş. Tamam açacağım şefim, önce ya koyayım. Aç da iyi de cevizi koymadan açman lazım. Şunu aç şöyle incelt. Tamam tamam. Hemen. İncelt, incelt. Seyhan bugün de günlük performansını sergiliyor. Kendisini üstün başarılarından dolayı tebrik ediyoruz. Bak işte böyle, bak buradaki gibi. Seyhan. Kağıt gibi incecik. Hemen. Abi şerbet nerede? Şerbet burada, biraz alırsın öyle koyun dediniz tamam, ya şefim. Tamam evet, tamam onu doğru. Okey. Bu ne peki, onu anlamadım. Buzlu su.
Bunun üzerine oturacağım şerbet soğusun diye. Yapabiliyor musun Betül? Lazım. Şükür. Tamam. Hemen değiştiriyorum. Hiç hızlı. Yoksa ya, ısınmaz. Kadın olur kadın da ısınır. Aferin, çok güzel. Betül Hanım da iyi gidiyor. Ben de arkalarından yavaş yavaş geliyorum. Bugün de inşallah aslan gibi kesilir puanımı alırım. Çaban. Efendim. Ya sürekli geliyorsun, bir şeyler bakıyorsun, gidiyorsun. Niye kopya çekiyorsun? Kopya çekmiyorum canım. Şampiyonluk gidecek diye mi korkuyorsun? Allah'ın izniyle gitmez. He? Ben güveniyorum kendime, gitmez bugün. Şaban, yemek konusunda birazcık bir ihtimali vardı kazanabilirim diye. Tatlı da bu ihtimali olmadığı için Şaban sürekli bana geliyor, bakıyor. Benim kullandığım kaselerin aynısını kullanıyor. Ama Şaban, sen de bu eller, bu akıl yok ki. Bak, cevizler altta kaldı, içi yağ çekmesin. Cevizleri altını kapatıyorsun, ben yemem. Ben mi? Betül, altı komple ceviz, yağ çeker, gördün mü? Bunu bir daha sarayım. Heh. Ben ya. İçinde vıçık vıçık yağ olmasın. Normalde aslında kadayıf biraz daha büyük yapılıyor, kadayıf dolması. Ancak burası bir yarışma ve şefin istediğini yapıyoruz. Şef daha küçük istedi ki biz tadımda zorlanmayalım. Ben de ona uygun olarak yaptım. Son 15 dakika. Hızlı. Şefim, elimiz ayağımız odalar. Ara sıra diyorum, bak karıştır onu, patlatırsın onu. Az sonra bırakır kendini. Ahmet abi, cevizin var mı? Evet. Ceviz. Karıştır. Şerbeti ceviz. Biraz karıştırın, bak çatlar. Şefim, 3 tane mi tabakta? Sonundaki evet. Gibi. Siz 4 tane pişirin, 3 tanesini koyuyorsunuz. Tamam. Yani niye alıyorsun ya? Biraz ver la, ölmez. Tamam, iste, veririm ya. Alabilir miyim biraz? Sen bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Almadım, almadım. Vallahi almadım. Almadım. Ne yapıyorsun? Vallahi almadım. Bir şey almadım yani. Sen veririm. Ha. Bir şey evet, almadım yani. Sakın. Bir şey, vallahi bir şey almadım. Ha. Haydi. Hızlı. Şaban. Efendim şefim. Betül çok nasıl sıcak gidiyor bugün, puan alabilecek mi? Betül bugün baksana sakin sakin, sadece yemeğine odaklanmış. Sesi de çıkmıyor. Şefim. Ha. Bu kadayıfı. Evet. Sıkmaya benzetebiliyor muyuz? Şefim ya, bir laf ben söyleyecek ya. Konya geliniyim. Onun da altını Konya çiziyorum. Konya gelinisi. Evet. Sıkma yapıyor musunuz? Sıkma denemedim şefim. Nasıl? Yalan söylemeyeyim şimdi. Nasıl oldu bu ama Konya gelini? Ama etli ekmek, normal ekmek, hamur işleri benden sorulur. Sana sıkmaya serbest. Taktın, taktın. Sana niye laf sokuyor şimdi bu durup dururken? İşte korkuyor benden şefim. Etti. Bakın evet dedim etti. Ama şefim, biraz bekleteyim dedim eğilmiş şefim. Böyle başka bir şey. Al, 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 al. Hemen al, başka kabal. Şuna. Tamam hemen. Şuna şuna şuna. Hoppa. Sıkıntı yok, tamam yeter o. Yeter, sıkıntı yok. Şuna. Tamam hemen. Çok başına şuna şuna. Hoppa. Şuna. Tamam hemen. Çok başına şuna şuna. Hoppa. Şef şerbeti soğutma konusunda bizi uyardı. Ki zaten cam kaseler soğuk sıcak dengesini ayarlamamız gerekiyor. Şoklamamız gerekiyor. Bunu ben biliyorum. Şef uyarmasaydı da yapmazdım. Ama şefin uyarısını dikkate alan arkadaşlar oldu. Bir kişi dikkate almadı. O da kim acaba? Ben şefi dinledim. Geç yaptığım için şerbetimi şef de soğudu zannetti. O arada bir karışıklık oldu. Kader benden yana değil. Sizlik bir şey yok. Ben uyardım ama hepinizi ya. Mutlaka şerbeti birazcık dışarıda soğutun. Ondan sonra buzun içerisine koyun. Sonra cam patlıyor. Ama. Vay ben, bana demediniz, vay etmediniz, ben anlamam. Cevizini. Biraz bekleteyim dedim ama. Zaman akıyor. Doğru doğru haklısın. Geç kalırsan şerbeti yarım saat burada pişirmek uğraşırsan. Şefim, bunu bir süzdür güzelce. Tamam. Daha koymayayım. Tamam, gerek yok zaten. O soğur. Evde hiç tatlı falan yapmıyor musun baba ya? Yok, ben hiç tatlıyla işim yok ya. Abi Almanya'da falan öğrenmedin mi ya? Yok ya, benim hiç bir şey alanım değil yani bu. Tatlı. Almanya'da anneden babadan öğrenmedin mi? Yok ya, bizim evde öyle tatlı falan hiç olmaz yani. Ne tatlı yemeden olur mu? Ya biz tatlı hazır alıyoruz tatlıya, hiç böyle he, evde yani. Belli sadece iş şey kendimiz iş. Abi tamam. Devam edelim, hızlanalım. Al. Evet, devam izin edelim. Aldım şefim, izin verdi bana. Yağ da o yağ ısınmadı. Şefim geç kalırım diye panik yapıyorum işte böyle olunca. İyi tamam, nasıl istiyorsun öyle yap hadi. Yok, bunları bekleyeceğim mecbur. Tamam, sar onları, sar onları.
final gününde 10 bin lira alacaksınız. Yumurtaladığınız her şeyi tezgahta yapıyorsunuz. Koy abi, her yer tabak dolu ya. Al. Tabak istediniz de Rafo Şef tabak mı vermedi? Batırdınız zaten buraları da tezgah. Allah. Betül. Buyurun şefim. Mercimek köftesi veya kısır istemedim. Bak, olmuyor. Şefim açılacak. Ya bir açılmaz arkadaş. Onu bir keresinde sıkarsan o kadar. Yani bildiğin köfteye döndü. Kadın budu köfteyi yemek istemiyorum ben. Cevizli kadın budu köfte. Efendim sizinki de taş kadayıfa benzedi bunlar. Seyhan, Seyhan. Yine ne yaptım? Ya bir eline bir eldiven giy abi. Yumurtaya ama daldırıyorsun, kaldırıyorsun. Bak yine beni kızdırıyorsunuz. Biz elimizi yumurtaya sokarken eldivenimizi taktık. Seyhan gene eldiven takmadı. Mecbur şimdi ben onu tadacağım. Tatmak zorundayım. Kesinlikle öyle bir şey yok Betül. Kendi kendine hani artık söyleyecek bir şey bulamıyorsun. Benim ellerim tertemiz gördüğün gibi. Eldivenimi de taktım ayrıca. O şey çatladı ya ben... Şunu tamam al. Hemen. Şunu. Hoppa. Şerbetin var mı abi senin? Yeterli gelirse. Şerbet niye yeterli değil? Yeter o. Tamam. Canlı amcam al bak şeyden de biraz şerbet al. Ben verebilirim sana. Ceviz aldın benden. Ver. Tabii. Kızdan ceviz alıyordun az önce. Ayıpsın ya. Ver abi şerbetinden biraz. Vereceğim hiç sıkıntı yok. Evet çok güzel. Hızlanalım. Yumurtanın içine at. Onun içerisinde çıkar oradan güzelce. Bandır. Evet. Tamam. Çıkar şimdi tezgahın üstünü. Hemen atıyorum. Bir elinde eldiven var. Buraların hepsini temizlemem lazım. Betül. Buyurun şefim. Bu ne ya? Şefim gitmeye de korkuyorum. Bir şeyimi yakacağım diye. Seyhan. Efendim şefim. Allah aşkına. Ama talihsizlik şefim. Tamam. Hemen talihsizlikle alakası yok. Pasaklılıkla alakası var. Kaldır at hepsini arkaya. Bırak bak şerbeti kenara al. Evet. Al şerbeti kenara. Burayı komple bir kaldır. Tertemiz istiyorum. Tertemiz. Tamamdır. Hızlı. Siz öyle dedikçe daha çok yapıştı. Ya ben niye? Bak bu tezgahın burasından kaldırsana güzel arkadaşım. Şef yapıştı ama. Yapışmaz. Yapışır bak mı? Bu tahtanın kenarından tutuyorsun şöyle. Hah tamam. Tamamdır. Bırak temizle orayı. Bulaşını da ben topluyorum ya. Şaban. Efendim şefim. Bitti mi? Benim bitti, bekliyorum. Şaban kadayıf dolmasını yumurtasını bulamış ve sıkmamış. Sıkmadan da yağ atmış, iyice de kızartmış. Biraz daha emek harcamadığı için erken bitirdi. Bizim yöreye ait bir tatlı geldi. Kadayıf, çok sevdiğim bir tatlı. Erken bitirdim, kıskandı kendisi ondan dolayı. Arkadaşlarına bak bakayım kim ne yapıyor, ne diyor? Bakacağım şefim, bakacağım. Boş. Gördün mü? Ha? Gördün mü? Dur bir dakika Şaban. Abi tosta benzemişsin. Evet. Bugün aa, öyle. Hakikaten tost yapmış ya. Burası da kadın buduna benzedi. Bu şeye benzedi. Şerbetim döküldü. Şizel mi ne diyorlar buna şefim? Hani var ya tavuk var ya şizel mi diyorlar? Şinizel. Şizel mi diyorlar buna? Hani böyle açılıyor ya. Sor bakayım Ahmet abi ne deniyormuş ona? Ne deniyormuş Ahmet abi? Şnitzel. Ha şnitzel. Baksana aynı bu ya tavuğun şeyi. Şefim ya. Olmadı. Şerbet gidince benim akıl gitti gene. Seyhan'ın kafası karışık olamaz. İmkanı yok yani. Bugün talihsizlikler kraliçesi ilan ediyorum kendimi. Gerçekten yani karalar bağladım üstümden de göründüğü gibi. Bütün talihsizlikler beni buldu. Bakalım göreceğiz sonucu. Şuna. Tamam hemen. Şuna. Hoppa. Bir temizleyelim oraları. Evet. Bir silelim efendim. Bir silelim. Hemen. Atalım her şeyi. Şaban. Efendim şefim. Ya gidiyorsun, geliyorsun. Şefim işim bitmiş. Geliyorsun. Tamam abi ne görüyorsun, ne yapıyorsun? Boss. Ya bakacağım şefim yani. Ahmet abi ayvalık tostu yapmış. Öyle mi? Evet. Seyhan'a şerbet verecek misin? Vereceğim ya, lazımsa vereceğim. Yazık ya. Şerbet mi? Vereceğim ben. Döktüm ya. Tamam ver şerbetinden biraz. Ben bir şey olsun biraz. Ne olsun? Bir dakika. Kendine tamam. Bir garanti alsın. Betül bugün iyi puan alabilecek mi? Zannetmiyorum. Bugün zannetmiyor musun? Bugün çuvallayacaksın.
Zannetmiyorsun. Bugün çuvallayacağım. Ya bu özgüven nereden geliyor? Nereden geliyor biliyor musun? İşgörmeyim ben mi? Kara gözünden mi? Kara kaşından mı? İki gündür aldım puanlarla geliyorum. Komedyenliğe Seyhan'dan sonra sen mi soyundun? Benim başarısız olacağımı da nereden çıkartıyorsun? Betül, ben sana öyle deyince elin kolun birbirine karıştı bak yine. Bugün cuma, ben buraya kazanmaya geldim ve bu birinciliği senden alacağım. Boşuna heveslenme. 10 bin lirayı kim alırsa üzülürsün? En yakın rakibim kim bu? Baksana gözlere, kıvan kerisi gibi bakıyor. Bir de miyavlasa tam olacak. Kederlerle dost olmaya alış. Ne demek istedi Şaban sence? Bilmiyorum ki. Acaba. He? Acaba. Sende tatlıcılık var mı ya, böyle bir kaza geldi, bir show yapıyor. Olmamış o, yanmış. Söyleyeyim ben sana. Çatır çutur ağzımıza tamam, gelir. Tamam canım, ben yiyebilirsin. Anında anlarım. Ben mi gibi yapmışsın? Vallahi şefim, ben bunu yaptım ya, kendimle gurur duyuyorum. Yemin vallahi. Var ya. Fazla da duyma. Ben duyuyorum çünkü hiç yapmadığım için bu bile bana 10 numara geliyor. Hayatında yani. Balık esir pilatı. Normal yani. Değil mi abi? Abi bak şöyle yap, senin yerinde olsan. Hafifte şöyle bas. Üzerine şöyle arasına çevir baba. Toz çevirir gibi. Evet. Vereceğim canım, vereceğim. Şu ana kadar en güzel şerbet de senin bu arada. Ya döksene şerbetin içine, atsene. At şey. Ama şey şefim şerbet verecekti. Tamam. Feleği şaşırdı. Ya, ver. Al canım. Ver abi şerbeti. Şerbeti ver. Oh. Ya. Bu ne ya? Ama Allah şerbetim döküldü. Ne yapayım? Bir son 3 dakika. Şaban çok kibar, naif görünüyor. Seyhan'a yardım ediyor. Tabii Seyhan'ın yerinde ben olsaydım bana yardım etmeyecekti. Kendi kazanma ihtimalini arttırmak için. Seyhan'ın baktı ki umudu yok. Vereyim şerbetimden dedi. Ona da verdi. Seyhan arkadaşıma sadece yardımcı olmak istedim. Bu yani, başka bir niyet yok yani. Betül. Buyurun. Aynı şu Seyhan'da olan konu sende olsaydı Şaban yardım eder miydi sana? Etmezdi. Ben gene ne oldu? Onlar öyle değildi yalnız. Tamam hadi. Omletler şerbetini çekmiş. Evet. Şefim kadayıflı omlet yapmış. Tebrik ediyorum. Değişik bir başarı. Değişik bir yemek. Paçanga böreği yapmış. Onunkinde kadayıfa tebrik sarılı ediyorum. Paçanga böreği mi? Ama seninkiler de ama çok yanmış, kusura bakma yani. O da güzel yani. Olur. Seninkiler de çok yanmış diyor. Seninkiler de baya kıtır yani, kıtır gözüküyor şimdi yani. Bak kadayıf dolması böyle olur. Bunu eğer sen yumuşak olursa ya alıp yiyemezsin. Ya hep senin yaptığın zaten hep öyle oluyor yani. Başkası yaptığı böyle oluyor da seninki hep öyle olur. Kim ne Betül, desin sen kim de alırsa üzülürsün. He. Hangisi alırsa alsın sevinirim. He? Benim haricimde. Kim alırsa alsın sevinirim. Üzülmem. He. Yeme bizi. İnandılar mı onlara? Yeme bizi hadi canım. Gerçekten hadi. Söylüyorum. Hadi, hadi. Hiç üzülmem. Betül samimi bulmuyorum. Kesinlikle söylediği hiçbir lafı, sözü samimi gelmiyor bana. Şefim yakmış omletlerini. Ben bilesin. Seninki de yanmış canım. Sen de herkese yakmış. Bir ya, seninki yanmamış. Herkesinki yanmış. Yaktı. Ama sizinki ben baktım, özellikle baktım altın sarısı. Senin şerbetle su içinde yüzüyor. Altın sarısı yaktı, yaktı. Altın sarısı, tabii. Ama bu kadar zamanda da bu kadar. Neyse, ben tadımda söyleyeceğim. Son bir dakika. Tezgahlar temizlensin. Dündar Hanım, senin tezgaha bak. Malzemeleri... Tezgahlar temizlensin, şerbetli bak, tezgah. Yardım etmişim. Yardım etmişim, al diyor şefim bak, yardım etmişim. Hayır, alır, ha, alır mısın diyor bak. Yani. Alır mısın dedi. Alayım tamam, alayım. Ya var ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, kaldır elleri. Benim tatlım gayet iyi oldu. Tatlıma güveniyorum ve tatlımı da bulacağım inşallah. Onu yapıştıracağım. Betül de böyle bana baka baka artık ağlayacak mı, üzülecek mi bilmiyorum. Bakacağız.
tabağımı bitirdim. İstediğim gibi, şefin istediği gibi özellikle çok güzel bir tabak çıkardım. Benim tabağımı herkes beğenecek. Beğendikleri tabağa puan vermezlerse orada bir soru işareti oluşur kafamda. Ama ben onların yemeklerini kesinlikle tanıyacağım. Çünkü omlet ve tatlıyı ayırabilirim. Tat konusunda iyi puan alabileceğimi düşünüyorum. Ama görüntü şefin istediği gibi olmadı. Bence şeften bugün ben iyi bir puan alacağım. Çünkü şerbetin, Ahmet dedi, güzel olmuş dedi. Şerbeti sen tutturdun. Oradan bir umudum var. Evet. 10 bin liranın sahibi az sonra belli olacak. Dedik ki bugün Erzurum yöresine ait kadayıf dolması. Tavuk şinsel mi ararsınız? Paçangaya sarılmış kadayıf dolması mı? Orası dersen cevizleri tuz haline getirdi. Dişe ama, gelecekti. Ama öyleydi. İçi dişe gelecekti. Evet. Tamam, içi dişe geliyor. Dışı? Dışı süs olsun diye. Un gibi olacaktı? Süs. Bakacağız. Bir şey süs söyleyeceğim şefim. Bir şey söylemeyin. Tadım zamanı. Hadi bakalım. Benim yemeğim. 10 bin liranın sahibini artık açıklayalım değil mi? 10 bin liraya hazır mıyız? Hazırız. Çiğ yumurta geldi. Şu yumurta çekmemiş tatlıyı çok merak ettim. Ne kuru ne fazla sulu. Aşırı bir şeker tadı vardı. Şerbeti çok güzel. Güzel olmuş, yumuşak. Biraz lapa olmuş. Şefim evet. Ben kötü... Bir saniye bir şey söyleyeyim. Betül, betül, betül. Emek var sonuçta. Çiğ yumurta yani yiyemiyorum. Ben beğendim. Ana bak şeyi unuttum. Daldım gittim biliyor musunuz? Şekeri çok, suyunu az koymuş. Bu da kıtır kıtır olmuş. Kimin olabilir? Betül ya da Ahmet. Puanın gelsin. Betül sen bana puan vermedin, ben sana puan vereceğim ama. Sıfır. Sıfır. Betül moralin bozuldu mu? Biraz bozuldu şefim. İplersin elinizi artık. Bu haftanın şampiyonu. Vallahi şu an şok geçiriyorum ya. Hak etmişsin, ne yapayım. Benim yemeğim. Erzurum'a gittik. Final için kadayıf dolması hazırladık. Hazır mıyız finale? Hazırız. Hazırız. 10 bin liraya hazır mıyız? Hazırız. Gel Seyhan, senle başlayalım. Seyhan. Evet. Seyhan. Ne oldu? Talihsizlikler kraliçesi ilan ediyorum kendimi şefim. Niye öyle oldu? Talihsizlik oldu. İlk iki gün zaten zamana alışamadım. Zamana alıştım derken talihsizlikler peşimi bırakmadı. Senin talihsizliğin nerede oluyor biliyor musun? Ocak var ya küçücük böyle. Pişmek bilmeyen bir yemek beni istiyor. Sevmedi Ocak. Gidiyorum. Bay bay Ocak. Belki puanlar sevecektir be. İnşallah. Hadi takalım gözlüğümüzü. Hazır mıyız? Hazırım. Peki başlayalım mı? Başlayalım şefim. Açalım. Evet, gelsin yorumlar. Erzurum kadayıf dolması için. Çok şerbetli geldi şefim. İlk başta onu söyleyeyim. Daha ilk hani diğerleri nasıl bilmiyorum ama çok aşırı şerbetli ve de şeyi bütün, cevizi bütün. Cevizi bütün kim kullandı onu düşünmeye çalışıyorum. Ben bütün kullanmadım. Kimin olabilir? Betül ya da Ahmet abinin olabilir. Çünkü Şaban Bey de dövdü diye hatırlıyorum. Yani büyük bir tane şey geldi. Benimkiler nasıldı? Üsttekiler biraz diriydi aslında. Çok dövülmemişti. Hı. Ama ben bu kadar aşırı şerbetli olduğunu düşünmüyorum. Puanın gelsin. Sıfır. Sıfır. Açalım.
tatlar birbirine çok yakın. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama bunun şerbeti daha az. Kim az şerbet koydu, kim şey yaptı hiç bakamadım ki kendim yetiştireceğim telaşından. Kimin olabilir? Az şerbet kim koymuş olabilir? Ben koymuş olamam ya. Şefim bilmiyorum kimin olduğunu çünkü tatlar çok yakın yani çözemedim. Evet. Benim değil diye umarak. Puanın gelsin. 0. Çok zor burası şefim. Burası çok zor. Gerçekten mi? Evet. Dünkü gibi bulsam kendi tabağımı. Açalım. Şerbeti çok güzel. Pişkinliği çok iyi. Bu benim yemeğim. Puanın gelsin. 10. Kesin benim bilmemeniz. Açalım. Evet, nasıl bulduk? Bir önceki tabakla çok benziyor. Çıtırlığı, yani kadayıflarının pişkinlik oranı daha böyle pişkin, daha sert. Diğerleri mesela daha yumuşaktı. Evet. Ama kimin gene bilmiyorum. Benim de olabilir ama şerbeti çok az geldi. Ben o kadar az mı koydum? Şaban Bey'den takviye yapmıştım çünkü. Ya kendime puansız geçmek istemiyorum. Çok kararsızım. Kimin olabilir? Karşı tarafı bir kere hiç göremedim şefim. Onu söyleyeyim yani Ahmet abiyle Betül'ü hiç göremedim. Hani bir ara gittim ama o zaman pişirmemişlerdi, sarıyorlardı. Evet. Ya yapacak bir şey yok şefim ya. Puanın gelsin. 0. İnşallah o 10 bensem. Değilsem de ne yapayım? Açalım gözümüzü. Ne verdin? Ver kendin bak. Kendime mi? Kendin bak, bir şey demiyorsun. Çok merak ettim. Allah razı olsun. Hak etmişsin, ne yapayım? Allah razı Kaçıncı olsun. Kaçıncı benimdi? En son tatlın senin. En son senindi. Veriyordun az kalsın ama kendine. Evet. Ama sen de benim gibi pişirmiştin yani. Bu taraf olmadığını anladım da. Betül, moralin bozuldu mu? Şaban 10 verdi. Biraz bozuldu şefim. Şaban onu aldı. Kıtır kıtır diyorlar ama. Hepsi kıtır kıtır canım. Yok, çok öyle anlaşılmıyor gerçekten. Hepsi yani aynı gibi. Ahmet abicim lütfen sen alalım. Geliyorum. Gel. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Ahmet abi. Rap var mı bugün baba, rap? Vallahi sonuca bakacağız. Sonuca bakalım mı? Bakalım. Hadi bakalım. Evet. Ahmet abicim hazır mıyız? Hazırım şefim. Başlayalım mı? Başlayalım. Önce başlamadan bir şey söyleyebilir miyim? Memnuniyetle. Ben çok güzel bir yarışma geçirdim burada. İlk defa hayatımda tatlı yaptım. Şu an yani onun uçuşunu yaşıyorum. Heyecanım çok yüksek, adrenalin çok bol. Umarım şu tatlımı da bulurum da şu 10 puanıyla kendime veremem de başkasına basmam. Her şey sizin elinize bağlı şefim. Hadi bakalım. Açalım. Şerbeti güzel. Cevizi güzel geldi.
Cevizler küçük. Kadayıfı yumuşaktı. Yani yanmamış. İki arkadaşın kadayıfı bana çok daha sert, yanık geliyor. Bunu kısa keseceğim. Bu betül. Ve sıfır diyorum. Açalım. Evet Ahmet abi, nasıl bulduk kadayıf tatlısını? Güzel olmuş, yumuşak, yanmamış. Tadı da geliyor, şerbeti de güzel geliyor. Beğendim. Kadayıfın içi pişmiş mi? Pişmiş bana göre, yumuşak, gayet iyi geldi. Hmm. Kimin olabilir? Bu benim kadayıfıma benziyor. Çünkü ben kadayıfımı yakmadım. Yani bana Şaban ve Seha'nınki daha böyle koyu, daha sert, böyle daha böyle kıtır gibi geleceğini düşünüyorum kendi kafama göre. Puanın gelsin. 10. 10. Açalım. Gelsin yorumlar. Bu da yumuşak. Cevizi bol geliyor. Ama yanmamış. Ama şerbeti biraz az gibi geliyor bana. Peki kimin yemeği olabilir bu? Bu Seyhan. Puanın gelsin. 0. Açalım. Evet, 10 bin liraya giden yolda Ahmet abinin son tadımı. Bu da kıtır kıtır olmuş. Cevizi geldi. Yani bu da aslında, bu da Seyhan'ın da olabilir de Şaban'ın bu daha yakın gibi geliyor bana. Güzel bir lezzet geliyor. Başka diyeceğim bir şeyim yok. Şaban diyorum. Puanın gelsin. 0. Ben yeterince herkese kendi emeğimi, saygımı, her şeyimi gösterdim. Bugün son gün. Evet. Kulislerdeki oynamalardan sonra zaten kimse artık... Fikir değiştirdim. Acayip bir şekilde. Onlar nasıl son gün bana U dönüş yaptıysa, ben de onlara geri o U dönüşün şeyini veriyorum yani. Karşılığını veriyorum. Peki Ahmet abi, açalım gözümü. Geçelim yerimize. Bak bakalım bir. Abi hepsini bildin ha. Vallahi hepsini bildin, helal Bravo. Olsun. İşte bu. I am in the house. Teşekkür ederim. Şefim. Kafama sadece seninle ilgili bir soru işareti oldu ya. Soru işareti demeyeyim aslında. Kafama takılan bir soru oldu. Burada dedin ki
Ben pazartesi günü demiştim, herkese hakkını vereceğim. Bir, evet. Son gün fikriniz değişir dedim. Sen şimdi burada dedin ki içeride bir dünya kulisler dönüyor dedin. İşte, fazlasıyla. Biri açabilir miyiz bunu biraz? Ben kırıldığım nokta oldu, onu söyledim sadece. Ne kırıldığın nokta? Sanırım arkada dönen laflara kulis diyor. Evet. Arkada ne laflar dönüyor abi? Ya işte her şey dönmüş işte. Ben yani böyle sanki yarışmadan vazgeçmişim. Ben baştan belli söylüyorum. Ben hayatımda tatlı yapmadım. Benim en büyük korktuğum noktalar hamurlarla. Allah şükür şansıma öyle bir olay çıkmadı. Tatlı da elimden gelende azimi gösterdim. Arkadaşlar ne zannetti? Kaplumbağa uykuya daldı ki ben kaplumbağa değilim. Ben aslanım, her zaman ortamı ve görselime sahip çıkarım. Betül'cüğüm hazırsan gel. Hazırım şef. Gel. Hazır mıyız? Hazırım şefim. Peki. Açalım. Evet, nasıl bulduk kadayıf dolmasını? Şefim şerbetini çekmiş, biraz fazla da gelmiş şerbeti. Ama yumurtalı harcından, sosundan çok bulanmış. Yani sıkılmamış yeterince. Yumurta tadı geliyordu. Cevizleri azdı. Kızarmasıyla ilgili bir sorun yoktu ancak kadayıfları iyi sıkılmamıştı, gevşekti. Bir kadayıf dolmasına benzemiyordu. Bayramlarda yapılan sütlü kadayıf tatlısına benziyordu daha çok. Kim sadece olabilir? Onun yumurtası var bunun. Bu Ahmet abinin tabağı. Puanın gelsin. Ahmet abiye saygım ve sevgim sonsuz. Ancak puanım sıfır. Açalım. Ne oldu? Şefim kusura bakmayın, çiğ yumurta geldi. Çiğ yumurta biraz mideme hassaslaştırdı. Şerbet... Aşırı bir şeker tadı vardı. Bir de içi çiğ yumurta vardı. Hani kadayıf telleri bile gelmedi. Kesinlikle hani kimin olduğunu bile tahmin edemiyorum şu anda. Hiç yorumlarda çünkü böyle bir şey söylemediler. Ahmet abinin desem pişirmişti. Deminkini Ahmet abinin dedi. Bu kimin peki? Ya bunun benim olmadığı kesin. Kimin olabilir? Belki Seyhan'ın olabilir. Çünkü omlete benziyordu. Puanın gelsin. Puanım sıfır. Sıfır. Açalım. Evet, gelsin yorumlar. Şefim dışı güzel bir katman vardı, sert. Isırdığımda içinden yumuşak iç çıktı, ceviz de geldi. Kadayıflar da pişmiş, yumurta tadı da gelmiyor. Hatta vanilya tadı geliyor şu anda ağzıma. Şerbeti de çok güzel, içine almış ve dışı çıtır kalmış. Güzel bir tabak olmuş, elime sağlık. Puanın gelsin.
şefim çok büyük bir risk alıyorum. Şu an Şaban'ınsa düşük bir ihtimal benim için %30 ama Şaban birinci olacak. Benim tabağıma puanım 10. Şefim ne yapıyorlar? Bana kızıyorlar mı, gülüyorlar mı? Bilmem. Açalım. Evet, gelsin yorumlar. Şefim. Efendim. Sizin yaptığınız tabaktakiler altın sarısıydı. Evet. Bu tabaktakiler biraz daha koyu renk. Bunu biliyorum. Şekeri çok. Suyunu az koymuş. Şerbetini suyunu az koymuş. Biz şerbetini... şu an görsel yorumu... Tahmin ederek konuşuyorum şefim kimin olduğunu. Hı. Pardon. Lezzeti şu an tadıyorsun. Görseli görmeden nasıl bunun altın mı kırmızı mı olduğunu nereden biliyorsun? Şefim kimin olduğunu tahmin ettiğim için oradan yürüyorum. Limonunu az sıkmış şerbetine, suyunu az koymuş. Şekerini eğer ayarlasaydı, dışının kıtırlı aslında güzel. İçi de güzel. Bu arada yumurta da gelmiyor. Evet. Cevizleri de güzel. Cevizlerini çok güzel koymuş. Kimin içine olabilir? Ben daha çok adet çıkarttım. Cevizlerim azdı. İçinde az kaldı mecburen. Hı hı. Birisi 3 tane yaptı. İçine çok ceviz koydu. Bu Şaban'ın tabağı diye tahmin ediyorum şefim. Puanın gelsin. Şaban, kardeşimsin. Kusura bakma. Benimse de puan sana gitti. Şaban'ın tabağına puanım 0. Açalım gözümüzü. Alayım. Geçelim. Oh. Bildin mi? Kendinle Şaban'ı bildin. Seyhan'a Ahmet abi dedin. Kırsın Ahmet abi. Seyhan dedin. Sen ya kendi tabağını bulmuşsun. Gerisine de sıfırları çok, basmışsın. Çok o kadar stres ya yapıyor ki insan bu orada oturduğunda. Kendi tabağımı bulamazsam diye, mahcup olursam diye. Fark ettiniz mi orada hepinizi eşit ortadan kesip veriyorum. Evet. Ben de yani bunu niye itiraf canım, ediyorum de zaten yani ilk defa ben bu tatlı yaptım diyor ama ben kendi tatlımı Betül, buldum. Betül, vicdanı rafa mı kaldırdın? Yok şefim, vicdanla alakalı değil. Hayır, dün değil vicdan olayı yaptın ya, yani vicdanım işte... O dün için de o, ne dedim? Evet. Bugün finalden önceki son gün, bugün böyle düne göre değişiyor mu sende? Finalde farklı dedim, Allah utandırmadı. Takdir sizin, istediğiniz istediğinize verebilirsiniz. Önemli olan sizin puanlarınız benim için. Şaban'cığım gel. Otur. Oturayım şefim. Takalım gözlüğü. Bismillah. Ne oldu ya, orada konuşmuyorsun, burada konuşmuyorsun? Bir şey mi oldu bugün sana? Yok, ya biraz insan geriliyor. Son cuma günü ya. Şurada bir şey oluyor. Şuraya çıkan ve buraya oturan da başka şeyler oluyor. Vallahi doğrudur şefim. Ne oldu? Heyecan, yine heyecan. Şimdi cuma günü son gün. İşte bakalım, inşallah yemimi bulacağım. Bu sefer artık ipler sizin elinize artık. Hazır mıyız? Hazırım şefim. Başlayalım. Başlayalım. Açalım. Evet, nasıl bulduk kadayıf tatlısını? Tadı güzel. Vanilya kokusu çok geliyor, tadı çok geliyor. Yumurta tadı da geliyor. Tadı güzel. Şerbeti de iyi, kıvamı da iyi. Şerbeti güzel.
Ne kuru ne fazla sulu. Güzel. Kim yapmış? Ya Seyhan ya Ahmet abi. İkisinden biri. Puanın gelsin. 5. 5. Son gün bir emek var. Bari şey yapmayalım. Açalım. Evet, nasıl bulduk kadayıfımızı? Şefim biraz lapa olmuş. Yani şerbet lapa, yani içi biraz lapa olmuş. Oğlum pilav mı? Ne diyor buna? Ne diyoruz? Hamur. Hamur olmuş pardon. İçi biraz hamur olmuş. Şerbeti iyi. Bunun şerbeti de iyi ama işte içi pişmemiş gibi sanki. Tadı iyi yani. Ne kötü ne iyi. İyi yani. İdare eder. Kim yapmış? Bunu Ahmet abi yaptı. Peki, gelsin Ahmet abiye puanın. 5. 5. Açalım. İşte heyecan oluyor ya, böyle oluyor işte. Nasıl bulduk tatlıyı? Tatlı iyi, güzel. Şerbeti de ne ağır ne fazla. Cevizleri iyi. Cevizleri iyi de, şimdi bunun kimin tabağı? Betül de olabilir, ben de olabilir ama Betül'e kayıyor bu. Şimdi Betül, Betül sen bana puan vermedin, ben sana puan vereceğim ama. Vallahi benim de olsa yapacak bir şey yok. Puanın gelsin. Gelsin. Sıfır. Kendime mi verdim? Yapacak bir şey yok. Verdiysek de hayırlı uğurlu olsun. Ne yapalım? Açalım. Ne oldu abi, tatlıyı bir yorumla. Ne olmuş tatlıya? Şefim. Çiğ mi, pişmiş mi? Tadı iyi. Kızarmış mı, yo, güzel mi, çirkin mi? Tadı iyi, tadı iyi. Tadı, evet. Tadı iyi, tadı güzel. Kim yapmış bunu? Şerbeti az. Diğerine göre. Benim şerbetim biraz daha iyiydi. Bilmiyorum ki şimdi. Verdik, yapacak bir şey yok artık. Ya sıfırdan ona kadar istediğine puan verebilirsin. Bir kere 10 verdim diye, bir kere sıfır verdim diye aynısını vereceksin diye bir kaydı yok. Birden başlar, sıfırdan başlar. Dilediğin puanı verebilirsin. Puanın gelsin. 3. 3. Açalım gözümüzü. Betül bak nasıl gülüyor, bak bak. Gülmüyorum şefim ya. Ne yaptın Şaban sen ya? Bir dakika ya.
Ana bak şeyi unuttum. Dak daldım gittim biliyor musunuz? Niye? Ne oldu? Neye daldın gittin? Ne oldu bir konuş ya. Ne bileyim şefim vallahi şu an şok geçiriyorum ya. Niye? Burada hesaplar yaptın falan bir şey yaptın. Yaptım. 10 pan oldu. Takıldım kaldım ya. 5 verdin. Kendine 0 verdin. Betül'e de 3 verdin. Yapacak bir şey yok. 0 ve ona da 0 vereydin. Seyhan sana 10 verdi. Şimdi oturdum burada Seyhan bana 10 verdi. Onun altında mıyım, üstünde miyim? Lan onu hesap yap. Bunun şerbeti azdı da. Kendime 0 verdim diyorsun. O zaman biz sonuncu tabak senin değil. Ona da 0 yapacaktın. Matematik yapıyorsan. Betül, nasıl buldun puanlamayı? Ya şefim aslında üzüldüm. Çünkü Şaban'ın yerinde olmak istemiyordum. Şimdi kendimi Şaban'ın yerine koyunca Şaban'ın adına çok üzüldüm. Niye hani, üzüldün? Kendine 0 verdiği için üzüldüm. Şu anda kendi içi içini yiyor, kızıyor kendine. Gerçekten üzüldün mü? Rakibi kendine 0 verdi. Bir de şefim, sana. Çok üzüldüm. Senin ona, ikinizin tatlıları birbirine çok yakındı. Çok yakındı şefim. Gerçekten çok yakındı. Sadece onunki çok tatlıydı ve ben bunu söyledim. Ben bunu söylediğim seninki halde. Seninki çok mu tatlıydı bu arada? Hep seninkine tatlıydı diyor da. Suyuna az koymuş şefim. Şeker tadı geliyor. Sana göre. Yok tadı güzeldi. Tadı güzeldi. İkisine göre söylüyorum. Sana göre Ahmet abinin tatlısı yumurtalı. Acayip spoiler veriyorsun da ben yemem onları. Yok şefim. Şöyle diyor söylüyorum. Onun tatlısı. Şaban... Bir şey soracağım. Ben bunu çok merak ediyorum. Senin tatlında eksik ne vardı? Şimdi herkesin tatlısına pişmişti, kızarmıştı, şerbeti benimki yüksekti. Benimki çok az daha pişecekti şefim. Evet. Öncelikle hepinizin eline emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Renk kattınız. Hem eğlendik hem hüzünlendik. Şaban ne yapıyorsun? Yok şey. Hazır mıyız tadıma? Hazırız. Evet. Hazırız. Ne oldu be? Ya şefim 10 vermeyeceksiniz gene. Nereden biliyorsun? Eksik dediniz. Eksik hepsinde de eksik var. Ya 5 gün geldik 5 günde 10 alamadım 5 alamadım şefim ya. Bakacağız. Of. Bakacağız. Hazırsak ilk Seyhan'la başlamak istiyorum. Burada bir tavuk nugget görüntüsü var. Talihsizlikler. Sonucunda. Ama ben tadını beğendim şefim. Sen beğendin bir bakalım bir dur. Betül'den sana mı geçti şimdi? Yok. Şerbetli kadayıf tatlısını yapmışsın. Şerbeti eksik. Şu o şerbeti de güzel. Sana puanım. Beş. Teşekkürler. Geçelim Ahmet abiye. Buyur hocam. Afiyet olsun. Şu yumurta çekmemiş tatlıyı çok merak ettim. Afiyet deyin hocam. İlk şefim, tatlım. Herkesin damak tadı demek ki farklı doğru. Oluyor. Ceviz ıslak. Cevizi ıslak kalmak şerbetin içerisinde desem yumurta dışına kaplanıyor ve sıkılıyor. Doğru mu? Çiğ yumurta falan yok bunda. Şefim şimdi gelmedi desem yalan olur. Çiğ yumurta o senin yumurta yorumun. Geldi. Saygı duymak zorundayız. Estağfurullah. Ben saygı duyuyorum. Çiğ yumurta yani yiyemiyorum. Hani öyle bir şey. Ya yumurta da pişirmedik ki biz bunu. Dışını yumurtayla kapladık. Kapladık. Şimdi yumurtanın ne işi var? Köftede de aynısı olmuştu. İçi çiğdi falan. Çiğ köfte. Neyse bu benim yorumum. Afiyet ben olsun. Beğendim. Teşekkür ederim hocam. Emek var sonuçta. Şefim evet. Ben kötü... Bir saniye bir şey söyleyeyim. Betül. Tabağın öncesi istiyorsan germe beni. Ahmet abicim gayet güzel. Teşekkür ederim hocam. Çok hafif bir haklılığı var. Var. Doğrudur. Çok hafif. Yumurta tadı geliyor. Ama içinde yumurta değil. Dışında yumurta tadı geliyor. Olabilir. Sana puanım 7. Teşekkür ederim hocam. Gelelim Şaban'a. Kendi ayağımıza sıktık. Olması gereken çıtırtı da.
olması gereken renkte. Yorumsuz. Afiyet olsun şef. Sorun bende. Kendi ayağıma sıktım. Yemeğimi bulamıyorum. Yapacak bir şey yok. Yarışma o bu. O seni bağlar. Doğru onu diyorum şefim. Benim yemeğim diye ama işte. Benim aradığım. Afiyet olsun. Çıtır. İçi dolgulu. Afiyet olsun. Kızarması güzel. Lezzeti güzel. Afiyet sana olsun. Puanım. On. Afiyet olsun. Gelelim. Profesör. Ya şimdi Ordinar siz de Betül. Öyle diyorsanız artık yani. Profesör yarışmaya ama başladığından ben beri. Ama ki hiç. Yarışmaya başladığından beri profesörlük yapıyorsun. Estağfurullah. Herkesi baskı altına almaya çalışıyorsun. Hayır hiç öyle bir şey yapmadım. Laflarınla, sözlerinle, yorumlarınla yönlendiriyorsun. Eğleniyoruz şefim otururken, sadece. Eğleniyoruz. Evet eğleniyoruz. Çok güzel gözüküyor. Ya şefim şimdi profesör dediniz diye öyle diyorsunuz da. Bak sen ne yap biliyor musun? Ben şunu yorumlayayım. Puan verese kadar hiç konuşma. Tamam şaka yaptım. Hazır mıyız? Başlamayın. Hadi hazırım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir zahmet. Yiyebilir miyim? Buyurun. Nerede bunun içinde cevizi? Ceviz nerede ceviz? Konuş konuş serbest. Ceviz nerede? Şefim koydum da. Ne olmuş? O kadar çok bol koymamışım. Hani nerede? Vallahi ben bulamıyorum. Daha çok üstüne koymuşum şefim. Artık yiyeyim de. Keşke biraz cevizi bol olaymış. Evet. Şerbetini de çekmemiş. Dışı tatlı. Sıkmaktan küçük yapacağım diye ki ben söyledim küçük olsun diye. Naif zarif olsun dedim. Çıtırtılı dışı güzel. İçi hamurumsu. Cevizi az ama içine de şerbet çekmemiş. Ben de çok şerbette bıraktım zannettim. Yok. Gel bir de gel yanıma gel. Şu parçayı al. Al o parçayı at ağzına. Adil ol. İçinde pişmesi az. İçine az gelmiş. Şerbet var mı yok mu içinde? İçinde şerbeti. Adil ol. Bir şey daha yaptıracağım tamam. Sana. Hayır. Ama adil ol. Adil oluyorum. Hı. Biraz daha pişmesi lazımmış. Şerbeti nasıl? İçinin şerbeti. Normal insanlara göre söylüyorum. Ben az şeker. Bana göre söyle ya. Size göre mi söylüyorum? Bana göre söyle. Tamam size göre söylüyorum. Size göre şerbeti az. Şerbeti az değil mi? Hı. Bir de şu parçayı al. Şu küçük parçayı. Şunu. Nasıl? Bu şerbetini çekmiş. Şimdi, kötülerini mi koymuşum tabağa? Şimdi geçebilirsin. Şerbetini yarım çekmiş. Dışı inanılmaz güzel. Tatlı. İçinde zerre kadar şerbet yok. Orta kısmında şerbetini tam çekmemiş. Kötü mü? Asla değil. Güzel mi? Gayet başarılı. Altı hafif beyaz kalmış. Onu geçtim zaten. Geçelim puana. Bir puan çok önemli bir puandı hatırlarsanız. Bir puan. Bol keseden burada herkes birbirine puan veriyordu. Sana puanım. Bir daha göster hareketi. 8. Başarılı. Güzel. Küçük hatası vardı. 2 puan. Oradan gitti. Bana göre olması gereken burasıydı. Afiyet olsun. Çıtır. İçine şerbetini çekmiş. İkinci burasıydı.
Üçüncü burasıydı ve dördüncü burasıydı. Şimdi ve dördüncüye benim özel bir hediyem var. 6 kişilik porselen yemek takımlarımızı çıkışta sizlere hediye ediyoruz. Teşekkür ederiz. Şimdi bu haftanın benim yemeğimde 10 bin liranın sahibini açıklamaya şampiyonu açıklıyoruz. Benim yemeğimde 10 bin liranın sahibi bu haftanın şampiyonu haftanın kazananı 77 puanla Betül. Gel Betül, bir gelsen. Ya şefim, geleceğim de böyle bir mutluluk yaşayamıyorum. Niye? Şaban kendine sıfır ya, verdi. Belki ya, o Allah kazanacaktı. Bırak da. Al, al ödülünü de al da, kazanmışsın da işte. Kendi yemeğimi kendim bulamıyorum. Kendi ayağıma sıktım. Yani yemeğim de güzel. Şefim de bak 10 puan verdi. Ben gittim 0 puan verdim. İki yemeği buldum. Ya orada geçince farklı oluyor. Heyecan ya. 69 puanla, evet. Şaban'cığım sen de bize renk kattın. Ayaklarına teşekkür sağlık. Şefim. 69 puanla bu hafta benim yemeğimin ikincisi olarak yarışmaya veda ettin. Evet. Şefim, hiç hani 10 bin lira kazanır mıyım veya birinci olur muyum diye düşünerek gelmemiştim. Hı hı. Hani sizin için ve eğlenmek için geldim. Teşekkür bu yüzden ederim. Arkadaşlarıma ve en çok da size teşekkür ediyorum. Burada olmaktan gerçekten çok mutluluk duydum. Çok teşekkür ederiz. Bize renk kattın. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür güle ederim. Güle kullan. Evet. Bir tebrik etsinler, bir yerini alalım seni arkadaşların. Şefim, yani adı üstüne benim yemeğim. Kızcağız geldi, yemeğini buldu, puanları verdi. Biz de yemeği yaptık, becerebiliyoruz ama benim kendi yemeğimi bulamıyorum. Bu da bizim şanssızlığımız. Yine yani çok eğlendik bir hafta boyunca. Yani eğlenceli geçti. Benim için bir anı oldu. İyi ya, sıkıntı yok yani. Üzülmeler de olur, sevinmeler de olur. Hanımefendi sevindi, yani bir tarafta üzüldü. Böyle oldu. Betül'ü alkışlayalım. Efendim, benim yemeğimde yarışmak isterseniz ve 10 bin liranın sahibi olmak isterseniz aşağıdaki adresten bizlere başvuru yapabilirsiniz. Bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya pazartesi görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın. 360 ekranlarından ayrılmayın. Allah'a ısmarladık. Benim yemeğim.